Canik Veteriner Kliniği olarak yaklaşık 25 yıldır Ünye'de hizmet vermekteyiz. Artan talep ve isteklere ve ihtiyaçlara doğrultusunda daha yeni, daha ferah bir klinik açmamız gerekliliğini gördük. Ve yeni Hamboğaz'ı bu mevkide güzel bir klinik açarak sevgili hayvan sever dostlarımıza röntgeninden hemogramına, EKG'sine kadar teşhis tedavi konusunda yardımcı olacağımızı hayvan sever dostlara müjde olarak vermek istiyorum. Bugün burada sizlerle birlikte değerli huzurlarınızla, katılımınızla çok değerli dostumuz, kardeşimiz, hemşerimiz, şehrimizin mümtaz simalarından birisi, bir meslek erbabı, özel mesleğin sahibi, veteriner hekim Ali Güngör kardeşimizin yönettiği kliniğin yeni yerindeki açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bugün burada çok anlamlı bir işin, bir mesleğin mekanı, icra mekanı olarak açılışı yapılan yeri hep birlikte mutluluk içerisinde açmak üzere bir aradayız. Veterinerlik bildiğimiz gibi insan dışı diğer canlılara sağlık hizmeti veren, koruyucu sağlık ve tedavi edici sağlık hizmeti sunan bir meslek dalı. Tıbbın bir diğer alanı ama mantıki olarak baktığımızda insan tedavisiyle ve insan sağlığıyla ilgilenen çok değerli doktorlarımızın kutsal hizmeti yanında hayvanlarımızın sağlığıyla, tedavisiyle ilgilenen veteriner hekimlerimizin yaptığı hizmet en az onun kadar değerli, belki de mantıki olarak başladığım sözümdeki mantıkinin karşılığı daha da zor bir hizmet ve dolayısıyla daha kutsal bir hizmet olarak gözükmektedir. Bu bakımdan insana yapılan, insana yönelik doğrudan hizmetlerin her biri çok değerli olduğu gibi bu pastanede simit üretmekten fırında ekmek pişirmeye kadar her hizmet değerli olduğu gibi doğrudan insana yönelik sağlık hizmetleri oldukça saygıdeğer ve kutsal hizmetlerdir. Hem insani olarak, hem psikolojik olarak, hem dini olarak, hem de töremiz itibariyle son derece kutsal, değerli hizmetlerin sahibidirler. Doktorlarımız, sağlık memurlarımız, veteriner hekimlerimiz, hayvan sağlık memurlarımız ve hayvan sağlık teknikerlerimiz. Bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımız bizlere ve bizlerin dostları olan hayvanlarımıza fedakarca hizmet etmektedirler. Zaman mefhumu tanımadan, mekan seçimi yapmadan, hasta ayrımı yapmadan, hasta kimindir, nasıldır, fakir midir, zengin midir ayrımı yapmadan hizmet eden çok değerli insanlardır doktorlarımız ve veterinerlerimiz. Bugün Ali Güngör arkadaşımızın aynı zamanda Ünye'mizde hizmette 25. yılı, yani bir çeyrek asır, bir ömrün çok önemli bir dönemi. Ali Güngör Bey'in bugüne kadar el uzattığı, tedavi ettiği ya da edemediği pek çok hayvan varlığımız, dostlarımız olmuştur. Onların sayısını zannediyorum kendisi de kayıtlarına göre bilir ama kayıt dışı olmuş pek çok canlımız, pek çok hayvanımız Ali Güngör Bey ve arkadaşlarından hizmet almışlardır. Ben Ali Bey'in şahsında bütün veteriner hekimlerimizi, bütün hayvan sağlık teknikerlerimizi ve memurlarımızı bu vesileyle yaptıkları kutsal hizmetten dolayı, hayvan dostlarımıza yönelik şefkatli davranışlarından dolayı teşekkürle, saygıyla anmak 25 istiyorum. 25 yıldır, çeyrek asırdır bu mesleğe gönül veren, en altından en üst tabakasına kadar bütün merhalelerinde bulunan sevgili dostumuz artık
bu meslek adına yapılması gereken bütün cerrahi müdahale malzemeleri, ilaçları, yeni personelleriyle birlikte bu gücünü, bu seviyesini üye halkımızın hizmetine sunmuştur. Ben kendisi adına çok mutluyum, gururluyum. İnşallah Sayın Bakanımızın açılışı da ona uğur gelecektir. Çünkü o bir hayvanseverdir her şeyden önce. Bizler de kendisine hayırlı kazançlar diliyoruz. Mesleğimiz adına çok önemli katkılar sunacağını biliyoruz. Biliyorsunuz ünyemiz, güzel ünyemiz geçtiğimiz günlerde çok yönü kötü anılarla gündeme geldi. Ulusal basınımıza yansıdı. Barınaktaki olaylar ünyemizin yanlış bir şekilde tanınmasına sebep oldu. Umuyorum Ali Bey'in açmış olduğu bu tesis bu kötü anıları silecek. Sinop Veteriner Odası yönetim kurulu adına, üyeleri adına hepinize saygılar sunuyorum. Evet, veteriner hekimlik mesleği, kamu sağlığı, sadece hayvan sağlığı değil, hayvan refahı, kamu sağlığı, son olarak gıda güvenliği, çevre güvenliği açısından çok önemli bir meslek. Şunu asla unutmayın, yani veteriner hekim olmadan tüketici hiçbir hayvan sağlığı gıdayı güvenli bir şekilde tüketemezsiniz. Diğer bir husus başkanımız ifade etti, sokak hayvanları ile ilgili sorunlar ülkemizde. Ünyemizde genel olarak bir sorun olarak görülüyor. Ama şunu asla unutmayın. Bugün abi ülkeleri Avrupa Birliği kurulurken hala geçerli. Sadece üye ülkelerin kendi düzenlemelerini yapmasını istediği tek husus var, sokak hayvanı. Bununla ilgili bir ortak düzenlemesi yok. Her ülke kendi halini başına bırakmış. Bizlere daima hayır kapılarını aç ya Rabbi. Bu mekanın rızkını bol eyle ya Rabbi. Nasıl yapılmış bu mekanın, bu kliniğimizin, bu şifa merkezinin kurdelasını besmele çekerek, bismillah diyerek hayırlı uğurlu olsun dilekleriyle. İçinizde buranın hayırlı hasta girişi var. 25 yıldır üyede Canik Veteriner Kliniği adı altında hizmetimize devam ettirmekteydik. Yalnız veteriner sokaktaydık daha önce kliniğimiz. Şimdi artan talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kliniğimizi yenilememiz, kliniğimizi daha geniş, daha refah bir yerde, yere taşıyıp orada hizmet etme durumu ortaya çıktı. Gerçekten de bu talep her gün daha da artıyor. Hayvan dostlarımız artmakta. İnsanlarımız, yeni nesil gerçekten çok daha vicdanlı, çok sevecen, hayvansever. Şu anda 60 metrekare olan eski kliniğimizden 260 metrekare olan yeni bir klinik burası. Burada iki muayene odası, bir ameliyat odası, bir ameliyathane. Onun dışında pansiyon, kuaför, yıkama, banyo odaları, her şeyini düşünerek yaptığımız güzel bir klinik oldu. Şu anda bir teknisyen, bir yardımcı personelle birlikte 3 veteriner hekim olarak çalışıyoruz. Belki artan talep ve hizmet doğrultusunda daha kapasitemizi artırarak elemanlarımızı artırma düşüncesinde de varız. Üniversiteye ve çevre il ve ilçelere hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda da gerçekten güzel bir hizmet olacağına Allah bize yardımcı olsun diyoruz. Klinik olarak alan olarak gerçekten öyle ama hizmet alanında bir Samsun'u geçemeyiz maalesef. Samsun'da profesör hocalarımızın klinikleri var. Gayet güzel, oraları gezdik, gördük. Biz de onlardan esinlenerek bu tür bir klinik açalım dedik. Bir yedi oldu diye düşünüyorum ama tabii ki Samsun'daki kliniklere yakın kliniğimiz oldu. Yani büyük olarak en büyüğü diyebilirim alan olarak. Ama hizmet açısında biraz daha darız Samsun'da. Bu
Doğru haber için burada kalmaya devam edin.